Selamun aleyküm arkadaşlar. Yayladayız. Yayla yolu bize yavaş yavaş açılmaya başlıyor. Yavaş yavaş koyunlar, sürümüz rahatla barışıyor artık. İstediği gibi dağılıyor. İstediği gibi osu alıyor. Şimdi arkadaşlar, koyun dağıldı mı? İstediği gibi otu alabiliyor ama toplu halde. Oradan oraya koştu mu otu alamıyor arkadaşlar. Almadığı için hem kendisi yoruluyor, hem biz yoruluyoruz, hem de bir randıman alamıyoruz. İşte bazı yerlere sıkıntı yaşıyoruz. Dar olduğu için milletin ekin ve hasadı fazla olduğu için sen bir rahatsız isteme oluyor. Keçiler rahat durmuyor, yaramaz ya. Vallahi keçiler gibi yaramaz hayvan göremedi. Evet. Belk diye bir ot var. İşte sarı ot. Hayvan çok seviyor. Belk otu. Belgler çok iyi bir ottur. Hani hayvanın iştahını açar. Belg dediğimiz ot. O sarı ot biliyorsunuz. Böyle hafif sarı ve biz buna genelde selçuk diyoruz. Selçuk otları. Koyun fazla doymuyor ama çok böyle lezzetli bir ottur arkadaşlar. Biliyorsunuz bayağı dağılmış koyunlar. Duyduğu zaman mesela otu aldığı zaman kendisi toplanıyor, yani biz toplamıyoruz. Bir yarım saat sonra toplanacak kendi kendine. Arkadaşlarımız onun için şu an bir beklemedeyiz. Bugün biraz geç oyunları kaldırdık. Bakalım nasıl olacak. Hafif de rüzgar var. Ama rüzgar soğuk. Esiyor. Kırbe adlı koyun yeri. Niye adı kırbedir? Çünkü gördünüz uzakta koyunun hemen önüne gördünüz bir küçük dalak var orada. Koyunlar kendi kendine bak zıplamaya başladı. Yayladır. Buraya yayla diyoruz. Çok mükemmel bir yerdir. Otu da çok güzel bir yerdir. Arkadaşlarımız harika bir yer. Evet. Bakalım nasıl olacak. Koyunlar geri döndü. Yer güzel olduğu için bu yer, durduğum yer olsun, daha güzel olduğu için buraya doğru dönmeye başladılar. Rüzgar da çok soğuk esiyor sabah sabah. Biraz daha esecek, bir 20 dakika esecek duracak. Yerine sıcaklık başlayacak arkadaşlar. Bakalım nasıl duruma geleceğiz. Nasıl olacak? Kartalarız.
sesi de geliyor. Yavaş yavaş. Güneş de doğmaya başlıyor. Koyunlar bu tarafa döndüler. Çevirmem lazım çünkü yukarıda hasat var. Tabi biçilmemiş. Yani belli olmaz, ya biçilir ya biçilmez. Millet daha henüz tam biçmemiş. Biçim daha olmamış arkadaşlarımız. Koyunlar. Şunları çevir dostum. Yukarıya doğru koyunlar kaçmaya başlıyor. Çünkü yukarıdaki otun kokusu daha değişik, fazla herhalde alabiliyorlar. Yani koyun nereye otu güzel, nereye otu güzel değil, tahmin edebiliyor. Yani hissedebiliyor. Onun için yukarıya kaçmaya başlıyorlar koyunlarımız. Görüyorsunuz. Hepsi geri bu tarafa doğru yüklediler. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlarımız. Selçuk'a otu tanıştık. Selçuk'a işte bu otu size tanımak istedim. Bu sarı ot. Çok mükemmel bir ottur.